Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu eski tip çamaşır makinesini modifiye ettim. İçerisine 16 tane olmak üzere, çift olmak üzere 32 tane neodim mıknatıs yapıştırdım. Çıkışına ise şimdi sizlere kaç devirde kaç volt verdiğini göstermek için bir tane 30 wattlık bir tasarruf ampul bağladım. Tabii yine ayrıca çıkışına frekans metre bir tane, bir de kaç volt verdiğini gösteren multimetre, buraya da voltmetre olarak bağladım. Şimdi bunu diğer çamaşır makinesi, devir ayarlı çamaşır makinesi ile, dimmerle döndüreceğim. Kaç devirde ve takometre ile, lazer metre ile kaç devirde kaç volt ürettiğini ve frekansını da göreceksiniz. Şu anda çalıştırıyorum. Hemen dönmeye başladı. Bakın hemen de yanmaya başladı. Bakın voltaja. Şu anda 220'ye getireyim. Çok küçük bir ara hemen voltaj yükseliyor. Sonra 220'ye. Şu anda. Evet. 220, 230, 35 volt fark etmez. Gördüğünüz gibi ampulümüz yanmakta. Frekansımız ise gördüğünüz gibi 81-82, yani 80 Hz diyebiliriz. 79-80. 80 Hz, 260 volta çıkmış. Onu biraz daha düşürelim. Evet. Gördüğünüz gibi 222 voltta Hz'imize bakalım. 67-68 Hz. Ve ampulümüz de yanmakta. Şimdi ise turmetremizle kaç devirde 220 volt verdiğini sizlere göstereceğim. Bakın. Evet. 504. 510. Evet, gördüğünüz gibi. 500. Tekrar şey yapayım. Evet. 480-500 devirde 220 voltu verdiğini görüyorsunuz. Frekans ise 65-67. Bakın voltaja. Evet, tekrar lazer turmetremizi tutalım. Evet, 470. 470 devirde 220 voltu verdiğini görüyorsunuz. Tabi deviri yükselttiğim zaman voltaj da otomatik yükselecektir. Bakın. Tabii şimdi ampulü yakarız. Onun için tekrar düşürdüm. Yani voltajı istediğiniz gibi deviri yükselterek voltajı da yükseltebiliyorsunuz. Bunun gücü aşağı yukarı 450-500 watt'tır. Tabi daha hızlı döndüğü zaman da gücü fazlalaşacaktır ama voltajı da artar. Teşekkür ederim.